Arkadaşlar selamünaleyküm. F35 programından çıkarıldıktan sonra farklı seçenekleri konuşmaya başladık. Elbette en mantıklı seçenek yerli savaş uçağımız TFX olacak. Ama onun için biraz zaman var. 2023 yılında motoru çalışır şekilde hangardan çıkması planlanıyor. 2025 ya da 2026'da ilk uçuşunu yapacak. 2028 ile 2030 arasında da envantere girmesi planlanıyor. Normalde devletler için 10 yıl çok kısa bir süredir. Ama bu dönemde bizim için aynı şey geçerli değil. Son yıllarda bağımsız dış politika hamleleri yapmamız çok odağı rahatsız etti. Onlar da üstümüze üstümüze geliyorlar. Etrafımızı kuşatıyorlar. Bu devletin etrafındaki tehdit düzeyi belki onlarca yıldır bu kadar yüksek olmamıştı. O yüzden bizim bir an önce hava kuvveti güçlendirmemiz lazım. Bunun için de dediğim gibi TFX gelene kadar ihtiyaç olursa diye farklı savaş uçakları yıllardır konuşuluyor. Hemen hemen hepsini de bu kanalda değerlendirdik. Ama geçenlerde bir haber okudum. Türkiye savaş uçağı alımı için Rusya ya da Çin'e yönelebilir diyordu. Rusya'da seçenekler belli ama Çin'i daha önce konuşmamıştık. O yüzden bugün Çin'in 5. nesil savaş uçağını yani J20'yi konuşalım. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çin 90'lardan beri ciddi bir sıçrama yaptı. Teknoloji ve üretimde basamakları çok hızlı tırmandı. Birçok açıdan Amerika'yı yakaladı. Hatta geçti. Ama belli başlı konularda hala Amerika'nın çok gerisinde. Bunların başında da askeri teknolojiler geliyor. Amerikan ordusu şu an itibariyle Çin ordusunun muhtemelen 15-20 yıl kadar ilerisinde. İşte Çin bu açığı kapatmak için askeri teknolojilerde can başta çalışıyor ve en önemli çalışma alanlarından biri de savaş uçakları. Mesela Amerika'nın Japonya'ya yerleştirdiği F-35 filosunu dengeleyebilmek Çin için hayati öneme sahip. Aynı şekilde Güney Çin denizine gönderilen Amerikan uçak gemilerini dengelemesinin yolu da 5. nesil F-35 kapışabilecek seviyede bir savaş uçağına sahip olması. Konu bu olunca da akla ilk gelen proje J-20. J-20 tek kişilik çift motorlu bir uçak. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu geliştiriyor. Geliştirme süreci de çok uzun. İlk olarak 1990'lı yıllarda çalışmalarına başlandı. 2011 yılına gelindiğinde ilk uçuşunu yaptı ama 2016 yılına gelinene kadar Çin bu uçağın ve projenin varlığını hep reddetti tuhaf gelebilir ama Çin genel olarak çekingen bir politikaya sahip. Askeri yönünü ön plana çıkarmaktan çekiniyor. Daha doğrusu Amerika'nın tepkisini üzerine çekmekten korkuyor. Konu Doğu Türkistan olunca bir anda aslan kesildiklerine bakmayın yani. Silahsız mazlumları bulunca devlet olduklarını hatırlıyorlar. Neyse işte. Muhtemelen bu korkak politikalarından dolayı 2016 yılına kadar böyle bir projemiz yok modundaydılar. O yıl uçağın varlığını kabul ettiler. 2017'ye gelindiğinde J-20'nin aktif olarak Çin hava kuvvetlerinde görevlendirildiği açıklandı. Bu tarihten sonra J-20, F-22 ve F-35'ten sonra bir ordunun envanterine giren 3. 5. nesil savaş uçağı oldu. Uçağın F-22'den kopyalandığı iddia edildi ama çok ciddi farklar da var. Mesela F-35'te 360 derece görüş sağlayan da sistem var bu F-22'de yok ama J-20'de var. Hong Kong merkezli Morning Post gazetesinin iddiasına bakarsak da J-20, F-22 ve F-35'e göre çok daha uzun menzilli, daha fazla iç yakıt ve silah kapasitesine sahip. Çin bu uçağın 2018 yılında ilk hava tatbikatını başarıyla tamamladığını açıkladı. Konumu açıklamadılar. Uçağın havadan havaya muharebe yeteneklerini bu tatbikatla test ettiler. Ve uçağın beklenen düzeyde başarılı olduğu, bu yüzden de Çin ordusunun yüksek miktarda sipariş vereceği açıklandı. J20 kısa menzilli havadan havaya füzeler için uçağın yanlarındaki iki küçük gövde içi silah yuvasını kullanıyor. Uzun menzilli hava hava ve hava yer mühimmatları için de gövde altında daha büyük bir dahili silah yuvası var. Bu konfigürasyon zaten bilinen bir düzen. F-22'nin silah konfigürasyonunun kopyası. J20'de gelişmiş elektronik sistemlerin tamamı var. ISR radarından tutun da az önce bahsettiğimiz 360 derece görüş sağlayan DAS benzeri sisteme kadar her şeyi bulmak mümkün. Hatta şu an insansız hava aracı sürüleriyle ortak hareket etme özelliği kazandırmaya çalışıyorlar. Ama tabi burada bir noktaya özellikle değinmek gerekiyor. Uçakta bütün modern elektronik sistemler olsa da rakibi olmaya çalıştığı F-35'in sistemleriyle yarışması mümkün değil. Çünkü Çin bu sistemlerin neredeyse tamamını ilk defa üretiyor. Amerika'nın ciddi bir tecrübesi var. Yani ISR radarı ya da DAS sistemi bulunsa da F-35'te bulunan muadilleriyle şu an için yarışma şansları çok düşük. Ve F-35'in süper bilgisayar diye bir gerçeği var. Bir de gelelim en önemli meseleye yani motorlara. J-20'nin erken üretim ve prototip modellerinde motor Rusya'dan alındı. Ama Çin daha güçlü bir motor geliştirdiğini de açıkladı. Bu motor daha az yakıt tüketimi ve daha uzun süre sesüstü uçuş süresi sağlayacaktı. İlk açıklamalarında 2017'de yerli motorla uçacak dediler. Ama bu gerçekleşmedi. 2020 yılında J-20'nin geliştirilmiş J-20B versiyonunun seri üretime girdiği açıklandı. Manevra kabiliyetinin önemli ölçüde arttırıldığı söylendi. Ama Çin yine Rusya'dan aldığı motorları kullanmaya devam edeceğini söyledi. Çünkü kendi geliştirdikleri motorlar J-20 için yetersiz kaldı. Metal alaşımların yüksek ısıya dayanıksız olduğu görüldü. Tabi bu sebeple de kırılmalar yaşandı. Doğu Biloğunun klasik sıkıntısı. Yani motor derdi hiç bitmeyecek muhtemelen. Çin aslında J20 için şu an Rusya'dan aldığı motoru istemiyordu. Su-35'lerde kullanılan motoru istiyordu ama Rusya bu motoru Su-35'lerle birlikte satıyor. Ayrı olarak satmayı kabul etmiyor. Çin daha önce 24 adet Su-35 satın almıştı Rusya'dan. İşte o alımın sebebinin Su-35 motorlarını kopyalamak olduğu iddia edilmişti. Neyse yani kısaca söylersek motor konusunda Çin ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntılardan dolayı üretim sayısı çok düşük. Küçük. Çin ordusunun ana vurucu gücü olarak J-20 gösteriliyor artık, ama 2019 yılında sadece 50 adet üretebildiler. Bunların da tamamına motor bulamadıkları için bir kısmının üretimini tamamlayamadılar. Milli motor projeleri zaten istenilen kaliteye ulaşamazken üretim hızı da uçak üretim hızlarının altında kaldı. Seri üretim böyle yavaş devam ederse F-22 ve F-35 filolarıyla baş etmeleri mümkün değil. Çünkü aynı yıl ABD'de Lockheed Martin 134 adet F-35 üretti. Zaten teknoloji anlamında F-35'lerle yarışması mümkün olmayan J-20'nin açığı kapatmasının tek yolu sayıca çok üstün konuma geçmek. Ama üretim kapasitesine bakılırsa bu da çok mümkün görünmüyor. Yani kısaca söylersek J-20 tam anlamıyla F-35'e rakip olabilecek bir proje olmasa da ana sorun teknik yetersizlik değil. Seri üretim sürecinde karşılaşılan problemler. F-22 artık üretimi devam eden bir uçak değil. O yüzden seri üretimini de F-35 ile karşılaştırdık. Üretim sürecinde Amerika'nın en büyük avantajı F-35'in çok uluslu bir proje olması. Arge sorumluluğunu birden fazla ülkenin sırtına yüklüyor ve motor konusunda Batı bloğu Doğu bloğunun çok önünde. Düşünün ki Çin hava kuvvetlerinin ana vurucu gücü için Rus motorlarına muhtaç ama bir başka pencereden bakarsanız Rusya'nın da kendi 5. nesil savaş uçağı projesindeki en büyük sıkıntısı motor. Bu kısımda Türkiye F-35 yerine J-20 satın alır mı sorusuna geçiyoruz ama cevap zaten az çok çıktı. Çin'in bu projede daha kendine hayrı yok. Bunun ihracat modeli olacağı söylenen bir J-31 projesi var. Belki o incelenebilir diyeceğim ama değişen bir şey olmayacak. Onda da aynı motor sıkıntısı devam edecek. Yani 5. nesil savaş uçağı için pazarın Çin ayağından bize fayda gelmez. Zaten Doğu Bloğu'ndan alacağımız her sistemde silah uyumu sıkıntısı yaşayacağız. Bizdeki bütün mühimmatlar ve mühimmat üretim tecrübesi Batı Bloğu ile uyumlu. Haliyle Çin ya da Rusya'dan uçak alsak bir süre onlara mühimmatta da muhtaç hale geliriz. Hadi bu zamanla aşılır deyip almaya kalksak bu sefer de bugün konuştuğumuz sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yine bir F-35 muadili olabilir mi videomuzun sonuna geldik. Ve yine sonuç aynı. Bizim için tek yol var. O da yerli savaş uçağımızın geliştirilmesi. Mümkün olan en büyük kaynağı buraya ayırıp bu projeyi mümkün olan en kısa zamanda bitirmeye odaklanmalıyız. Ki zaten şu an onu yapıyoruz. İnşallah meyvelerini de en kısa zamanda yemek nasip olur. Bu sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil. Amerika ya da herhangi başka bir devletin boyunduruğunu kabul etmeyen tüm Müslüman devletler için umut olacak TFX. Koca bir coğrafya artık size mecbur değiliz diyebilecek bu şekilde. Yani bence TFX tarih yazacak. Biz de bu tarihin anlatıcıları olacağız inşallah. Allah'a emanet olun.